Kılaçklar kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Brother 07 klanındayız. Bir diğer saldırı çeşidimiz. Köy binası 9. Birinci saldırısı nasıl yapılır? Nasıl kombinlerimiz var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 3 tane saldırı göstereceğim. Farklı farklı. Sanırım 2 tanesi aynı olabilir. Yavaştan hemen dilerseniz geçelim. Şöyle son savaşa gidelim. Bu savaştan cadı saldırısı nasıl yapılır videosu da çektim. Şimdi birinci saldırılarını izleteceğim. Farklı farklı videolar hazırlamaya çalışıyorum sizler için. Şöyle. Ümit'in yapmış olduğu saldırıya gidiyoruz. Çift golem birinci kombinasyonu. Şöyle golemlerini gönderdi. Koridor geniş çaplı olarak büyücüleri açıyor. Duvar kırıcılarını da çok güzel bir noktadan tam köşe duvarı kıracak şekilde göndermiş. Klan kalesinden çıkan atıcıları da gönderdi. Ardından kral kraliçesi de şu anda savaş meydanına doğru dahil edildi. Rakip klan kalesi gelirken hemen zehir büyüsü ardından ordu içeriye girerken öfke büyüsü aldı. Atlama büyüsü de çok güzel bir noktaya gönderildi gerçekten. Hemen ordu şu anda ön taraftaki savunmaları yerle yeksan etti. Bakın köy parçalı. Şu anda ön kısım tamamen alındı. Biniciler duruyor. İki tane şifa büyüsü hala elinde. Rakip kralı da şu anda kraliçemiz rahat bir şekilde alacak. Sol taraftan binicilerini gördüğünüz gibi parçalayarak gönderdi. Orada testlerin olduğu noktaya hemen bir şifa büyüsü desteği gönderdi. Elinde hala bir şifa büyüsü var. Bakalım ikinciyi nerede kullanacak Ümit arkadaşımız. Hemen son karoya doğru ilerlerken son şifa büyüsünü de kullanmış. Orada bir iki tanesi yaya fırladı ama sıkıntı yok. Kral, kraliçe, biniciler ya daha bir düğün asker var. Son savunmaları da zaten biniciler rahat bir şekilde alacaktır. Hatta kraliçe de 1-2 destek oldu. Kraliçenin gücü hala duruyor. Kral kraliçenin seviyeleri gerçekten muazzam gördüğünüz gibi. 30'a 30. Ümit'in köyü de gerçekten çok iyi. Tebrik edelim Ümit'i. Hemen diğer saldırı tekrarına yavaştan geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer saldırımız. Şöyle. Okan'ın arkadaşımızın yapmış olduğu saldırı var. Tek golem kraliçe yürüyüşü binici kombinasyonu. 10 level kraliçesi var. Az önceki 30'du. Ama gördüğünüz gibi 10 level kraliçeyle de köy binası 9. Rahat bir şekilde fulleyebiliyorsunuz. Yorumlarda geliyordu zaten. Onun için böyle bir video çekmeye gerek duydum. Adamın hero'ları max. Her türlü fuller diye yorumlar geliyor. Emin olun hero'larla da alakası var ama player'lıkta da çok alakası var. Hemen rakip klan kalesini de çektikten sonra geliş yönüne çift zehir büyüsü ardından da öfke büyüsü. Hem orada rakip kralı kraliçeyi ve gelen klan kalesinde öfke büyüsü sayesinde çok güzel bir şekilde temizlemeyi başarmış. Okan arkadaşımız hemen sol taraftan golemini gönderdi. Koridoru da çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi büyücüleriyle simetrik bir şekilde açtıktan sonra duvar kırıcıları da güzel bir noktadan duvar açtı. Bakalım şöyle. Kraliçe temizliğine devam ederken kralın da hemen merkezden açtı. Duvardan doğru içeriye gönderir göndermez. Klan karesinden çıkan binicileri de ve elinde getirdiği birincileri de savaş meydanına doğru gönderdi. Hemen ön kısımda bir şifa büyüsü gönderdi orada. Kralın öfkesini de kullandı. Hemen sağ tarafta bir şifa büyüsü desteği daha geldi. Binicilere elinde hala bir tane daha şifa büyüsü var. Onu da merkezdeki binicilere göndermiş. Şu anda köyü tamamen dört taraftan sardı. Okan arkadaşımız gerçekten mükemmel bir binici saldırısı olmuş. İncelenip sık dokunmuş.
Bir saldırı nakış gibi işlemiş. Resmen köyü çok güzel analiz etmiş diyebiliriz. Geri kalan işlemi de temizlik olarak biniciler seri bir şekilde halledecektir. Ben şöyle hızlandırıyorum. 4x yapalım. Kraliçe hala hayatta, gördüğünüz gibi 10 level olmasına rağmen. Köyün savunmaları da 9 max. Yani onu da gösterelim. Bir tane daha olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle. Evet, Salih arkadaşımızın yapmış olduğu saldırı var. Dev yürüyüşü binici kombinasyonu bu da. Farklı farklı saldırılar olsun istedim. Hemen gördüğünüz gibi 11. sırada köy binası 8.5 Salih arkadaşım. Köy binası 8.5, 9.5'a saldırıyor. Gerçekten muazzam bir saldırı oldu. Tebrik ediyorum. Çok güzel düşünerek sol taraftaki topu balonlarla aldı. Devlerini yürütmeye başlattı. Koridoru da güzel bir şekilde açtıktan sonra kral kraliçesi klan karesinden çıkan atıcılarla savaşa dahil edildi. Koridor çok güzel bir şekilde açıldığı için orada direkt içeriye doğru yöneldi. Rakip klan kalesi gelirken de hemen orada bir zehir büyüsü gönderdi. Orada içeriye girerken de hemen bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Bakalım şöyle. Atıcı ve büyücüler bir kısmı sola kaymış. Sıkıntı yok. Kralı, atıcılar, devler, kraliçe sağ tarafta. Ve şu anda savaşa biniciler alt taraftan doğru yavaş yavaş gönderiliyor. Gördüğünüz gibi Tesla'lar, köy binası 10 Tesla'sı. Gerçekten muazzam bir saldırı oldu diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şifa büyülerini yerli yerinde kullanmış. Oradaki binici grubunun bir kısmını kaybetti fakat geri kalan binicileri kurtarmayı başardı. Şifacı, bir tane şifacı gördüğünüz gibi kralın canını full tutuyor. Kraliçenin de hakkı duruyor. Kralın da hakkı duruyor. Sağlı solu temizlemek için bakın elinde bir tane büyücü var hala. Gerçekten çok güzel düşünmüş saldırıyı. Şöyle son olarak havan topu kaldı. Şöyle 2x yapayım. Havan topu da alınsın. Köy binası 9 saldırısı izliyordunuz. Buyurun size. Köy binası 8.5 vs 9.5. Güzel bir ordu. Güzel bir kombinasyon. Kalesinden atıcı çıkmış. Hemen şöyle bizim Salih'in köyünü de göstereyim size. Pardon, Salih'in köy de 9'muş. Yanlışımız olmasın. Onu da göstermiş olalım. Köy binası 9 saldırılır bu şekilde arkadaşlar. Köy binası 9 vs 9.5 olmuş oldu. Yine de güzel saldırılar izletmiş olduk. Ben şöyle bir tane daha saldırı vardı diye hatırlıyorum. Okan'ın yapmış olduğu saldırı var bir tane daha. Evet, burası da biraz savunması düşük köy. Ama aynı şekilde bakın 10 level kraliçe. Savunma düşükse Okan'ın da kraliçesinin, kral kraliçesinin leveli düşük. X yayları 2. seviye. İşte fena bir köy sayılmaz. Kraliçesini güzel bir şekilde yürütüyor. Gördüğünüz gibi köşedeki birime bir tane büyücü desteği göndermiş. Oradaki hava savunmasını kraliçe güzel bir noktada aldı. Şifacılar herhangi bir sıkıntı yaratmayacak noktadan girdi. Golemini de gönderdi koridoru, hemen seri bir şekilde büyücülerle açmaya çalışıyor. Bakalım.
Duvar kırıcıları da güzel noktadan kraliçenin önünü açtıktan sonra kralını da savaş meydanına doğru dahil etti. Rakip kullan Kalista'ya gelirken hemen zehir büyüsünü yapıştırdı. İkinci zehir büyüsünde hatta o kısımda golem savunmaları tutarken koridoru büyücüler çok güzel bir şekilde yavaş yavaş aça aça ilerliyor. Merkeze de kral, kraliçe şu anda merkeze girmeyi başardı. Alt taraftan da binicileri savaş meydanına doğru yavaştan gönderdi. Hemen ön kısmında bir şifa büyüsü, ardından merkezde bir şifa büyüsü daha kullanmış. Orada dev bombalardan gerçekten çok güzel bir şekilde kaçırdı binicileri Okan arkadaşımız. Son şifa büyüsünde orada iskeletler, rakip kral bayağı bir sıkıntı yaratacaktı. Güzel bir noktaya da son şifa büyüsünü gönderdikten sonra bakın büyücü kulesi ve top kaldı sadece. Onları da aldıktan sonra binciler geri dönecek. İskeletleri ve rakip kralı haklayacak derken rakip kral canına susadı. Kraliçemize doğru gitti. Onun da öfkesini kullanarak rakip kralı da seri bir şekilde aldıktan sonra geri kalan işlem temizlik. Binciler çok seri bir şekilde bu köyü de temizlemiş. Şöyle 4x yapalım. Bu saldırıyı da gösterdikten sonra hem saldırının hem de videonun sonuna gelmiş bulunuyorum. Gerçekten güzel saldırılar çıkıyor. Farklı farklı ordu saldırıları çekmeyi düşünüyorum artık. Sizin de yorumlarda istediğiniz gibi. İnşallah beğenirsiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, emeğe saygı göstermeyi unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.